Bağlarız abinin bir bölümüne daha hoş geldin İzzet. Hoş bulduk Murat abi. Nasılsın? Gayet iyi, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim ve zaten tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyerekten sana çikolatamı getirdim. Teşekkürler ama program boyunca yiyemeyeceğim şimdi bakacağım. Ya bunlara. Abi. Yok abi şu anda ağzım yüzümü yem oturum. Neden? Yani çekerliyim. Ha konuşalım. Değil mi? Değil mi? Bak ben de oralardan zaten gitmek istiyorum. Süper. Bir de Örümcek Adam evreninden Mysterio karakteriyle buraya geldim ben. Çikolatalım ve Mysterio ile Bağlarız abinin bu bölümünde karşındayız. Sen kimlerle geldin? Güzel. Ben de Post-it adamla geldim. Öyle biri yok aslında ama. Şu görselde şöyle Post-it'lerle dolu biri var. Kadın mı erkek mi belli değil. Biri diyelim. Abi bugüne kadar yok ama belki bundan sonra birisiyle bir olabilir. Çıkar Post-it. O yüzden onun da demosunu yapmak için Post-it getirdim. Bir de hoparlörüm var. Anlatacağım konuya paralel bir bağlam yapmak için. Evet, önden çalışmışsın, gelmişsin gibi bir his çok var. Çok çalıştım, çok çalışıyorum. Çünkü Murat'a. Konu da sesle alakalı, yankıyla alakalı, evet. Ekoyla alakalı. O zaman hikayemize geçelim. Hikayemiz bu arada aslında daha önce biraz değindiğimiz bir hikaye. Evet, geçen haftalarda değindiğimiz bir hikayeyle bağlantılı. Evet, Narcissus dediğim, senin de Narcissus dediğin. Hikayenin aslında içinde geçen bir karakter. Yaratılış efsaneleri içerisinde malum işte periler, tanrılar böyle eğleniyorlar, geziyorlar, aksiyonlar yapıyorlar. Ama bu hikayelerin hep aslında bizim içimizde bir mutlaka yansıması, bizim içimizde de bir yankısı oluyor bunların. Eko da öyle karakterlerden bir tanesi. Eko bir dağ perisi. Dağlarda yaşıyor. Çok güzel, hoş bir peri. Ve Zeus, baş tanrı, malum biraz gönül eğlendirmeyi seviyor. Arada dağa kaçıyor. Dağdaki diğer perilerle vakit geçirmek istiyor. Bu esnada Eko'ya diyor ki, Eko diyor, benim eşim Hera gelirse sen onu oyala. Ben de o sırada görüşmelerime devam edeyim diyor. Eko da bunu tamam diyor. Yani belki de orada bir iyi gibi gözüken bir niyet olabilir. Bir şey evet. Var değil mi? Orada bir durum var yani sanki. Yani Zeus'a göre evet. Evet. Kime göre evet, kime göre hayır. Hera'ya göre hayır. Hayır. Dolayısıyla gerçekten de Zeus bu perilerle vakit geçirirken Hera eşini aramaya geliyor. Nerede bu Zeus diye bakarken Eko ile karşılaşıyor. Eko bunu lafa tutuyor. Onunla konuşuyor, ona bir şeyler anlatıyor, Hera'yı meşgul ediyor. Ama Hera bunu artık uyanıyor ve farkına varıyor. Yani sen diyor benim engel oluyorsun görmeme, hakikati görmeme. Dolayısıyla diyor ben de seni o zaman senin yaptığınla cezalandırıyorum diyor. Ve Eko'nun sesini alıyor. Eko o günden beri sadece karşı tarafın cümlesindeki son kelime neyse sadece onu tekrar edebilir bir hale geliyor. Ki bu da işte bizim Eko dediğimiz, yankı dediğimiz, bugün de kullandığımız kelime olarak da gündelik hayatımızda yer bulmuş oluyor. Bu hikayenin bu arada devamında bir de Eko kızımız işte Narcissus hikayesinde de bir yerde Narcissus'la karşılaşmıştı. Hatırlarsın o güzel derenin evet. Kenarında Narcissus onu reddetmişti. Hatta sen kimsin demişti Narcissus, niye bana bulaşıyorsun diye. Bu noktada da Eko bu ölümüne sevdiği ve istediği Narcissus'a ulaşamamanın verdiği üzüntüyle de eriyip yok olup tükenip gitmişti. Dolayısıyla hikayenin iki tane tarafı var. Ben de o yüzden aslında bu hikayenin iki yönüyle alakalı iki tane obje getirdim ama sen ne düşünüyorsun bu hikayedeki sembollerle, metaforlarla süper. İlgili? Bendeki versiyonunda da dağlara kaçıyor ve kapatıyor kendini yalnızlığında ve bugün hala biz dağlara konuştuğumuzda aslında Eko bize cevap veriyor. Dağlara doğru konuştuğumuzda diye de böyle güzel bir günümüzde de bağlantısı var. Eko İşte yansıma olabilir, yankı olabilir ama sonuç olarak yani bir şeyin bize tekrarı, yani bizim söylediğimiz bir şeyin bize tekrarı. Bendeki şeyde hani hep dersin ya önemli olan içimizdeki, gönüllerdeki diye, içimizdeki ekolar. Çünkü içimizde de davranışımızdan yansıyan sürekli sesler oluyor. Ben bu taraftan değerlendiriyorum konuyu. Sen ne dersin? Çok güzel değerlendirmişsin. Ben bunu değerlendirmeye çalışırken değerlendiremedim bir süre. Nasıl dedim yani bu hikayeyi nereye bağlayacağız, nereden bağlayacağız derken ama bir yerden de anımsıyorum ben bu hikayeyi. Tanıdık da bir tarafı var. Mesnevi'de bir bakkal ve papağan hikayesi var. Çok bilmiyorum. Enteresan. Bu arada papağan da biliyorsun söyleyenin tekrar eder. Evet. Öyle güzel bağlantılar herhalde oradan geldi. Hikaye kısaca şöyle. Bakkalın çok sevdiği bir papağanı var. Hatta böyle insan gibi konuşuyor. Muazzam yani. Onunla gelenle sohbet ediyor ve çok seviyor papağanını. Bir gün fare kovalayan bir kedi bakkal yokken dükkana aniden giriyor. Bu aniden girmeyle papağan çok korkuyor ve raftaki gül yağlarını döküyor. Bunu gören bakkal da papağana sinirleniyor, onun kafasına vuruyor. O günden sonra papağan konuşamaz oluyor ve kafası kelleşiyor.
vurduğu yerden. Onda bir iz ve anı bırakıyor. Bu hikayenin üzerinden biraz gideyim dedim. Yani Eko ile de bir bağlantısı var. Nasıl açıklamış Hazreti Mevlana bunu diye baktığım zaman şöyle bir açıklamayla da karşılaştım. Bu hani kedi kovalama var dedim ya, bir kedi fareyi kovalıyor diye. Oradaki hayal kedisi diyor. Yani yanlış düşünceler, vehimler akıl faresini kovalamıştır diyor. Bu kovalamadan korkan akıl faresi dükkanın içine kaçtığında bu huzursuzluğun, bu karmaşanın bir sebebi olarak söz, yani bizim aksiyonlarımız orada bir bocalamıştır diyor. Papağanın işte o raflara çıkışı ve o düzeni bozmuştur diyor. E sonra bakkal da haklı olarak, yani etkinin tepkisi gibi bu yaptığından dolayı papağana kızmıştır diyor. Onun kafasına vurmuştur diyor. Buradan gittiğim zaman da bu Eko hikayesi çok gene bizle alakalı şeyi getirdi aklıma. Yani mesela Zeus da Eko'ya diyor ya, sen beni biraz burada korur musun, kapatır mısın yaptıklarını diyor. Eko da tamam diyor. Yani sanki burada o vehim, yanlış düşünce, yanlış hayaller Eko'nun aklını yanlış kullanmasına sebep olmuş da dolayısıyla da işte Eko, papağan yanlış bir şey yapmış. Onun üzerinde yaptığı şeyin sonucunu görmüş. Yani hani Eko söz ya, hani söz vücut bulur diye de bir şey var. Söz sanki vücut bulmuş gerçekten ve yankı gibi yaptığı ona ceza olarak geri gelmiş ki biliyorsun ben cezayı hani gündelik hayatta kullandığımızın aslında başka bir anlamı olduğunu da konuşuruz hep seninle. Ceza demek karşılık demek. Senin yaptığın her şeyin mutlaka sana bir dönüşü karşı oluyor. Olacak. Ama orada küçük bir tek belki şey negatif gibi gözüküyor bu hikayede anlatılmak istenen ders ama her negatifin bir de pozitif vardır. Sanki niyetle alakalı yani. Ne niyetle hareket edersen mutlaka onun bir sana gene o niyetin etkisiyle bir dönüşü olurmuş gibi bir yansıması var bu hikayenin bende. Baktığında ama tersi bir durum var. Ne gibi? Çünkü görevini yerine getiriyor Eko. Hı-hı. Ama sesini kaybediyor. Evet. Niyeti iyi, görünürde iyi. Hah. Sonuç? Evet. Kötü güzel. Gibi. Evet. Zaten orada da işte iyi niyet, kötü niyet. Hangisi iyi, hangisi kötü? Orada da biraz Mysterio'ya bağlandı bende de bu hikaye. Onu da hemen anlatayım eğer müsaaden olursa. Mysterio'da aslında bir görsel efekt uzmanı. Spider-Man evreninde, Örümcek Adam evreninde. Ve görsel efektlerle uğraşıyor ama hep o aktörleri görüyor. Hep onlara böyle şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Özeniyor. Ben de bir gün bir aktör olsam diyor. Ve aktör olmaya başlıyor fakat çok başarısız oluyor. Ve hatta insan onunla dalga geçiyorlar. Birisi diyor ki ya bu kadar aktör olmaya uğraşacağına git bir tane pelerin tak. Süper kahraman ol daha çok meşhur olursun diyor. Bu da bunu alıyor. Belki biraz yanlış anlıyor. Belki işte niyeti tam orayı bilmiyoruz. Bir kötü karakter olmaya karar veriyor. Ve o yaptığı işte o yeteneği var ya görsel efektleri kullanabilme yeteneği. Onu öyle bir hale getiriyor ki insanların gözünde kahramanmış gibi gözüküyor. Görsel efektlerle bir ateş adam yapıyor dev ve gidip onu kurtarıyor. Hani onu yeniyor ve insanlar böyle kurtarılmış gibi hissediyor kendini. Ama arka taraftan aslında tek yaptığı o örümcek adamı alt etmek, örümcek adamı yenmek. Şimdi buradan insanların gözünden bakıldığında Mysterio bazen iyi gibi gözüküyor. Ama aslında yaptığı şey kötü. Yani iyi ve kötü ne, bizim niyetim ne, belki de işte zaten çıkış yolunu bilmiyorum ama o bana geri geldiğinde belki de o bir ipucu taşıyabilir diye düşünüyorum. Olabilir. İşte bunun yanında benim tiyatro oyunumda bir replik bu. Kim kötü ki diye. Yani herkes kendi varoluşsal mücadelesinde ya. Yani en nihayetinde niyet onun üzerine şekilleniyor. Sadece o niyete paralel Eko'nun hikayesinde de Mysterio'nun da hikayesinde her zaman sonuç aynı olmayabiliyor. O yüzden bilmiyorum ne kadar niyetle bağlantılı olabilir. Abi işte bu hikayedeki bakkal da adalet. Yani senin niyetinden bağımsız yaptığın şeyin, sisteme verdiğin etkinin tepkisi olarak sana gelen durum gibi gözüküyor. Çünkü bu noktadan bakarsan aslında papağan da çok isteyerek belki o hareketi yapmadı. Eko'nun hikayesini de Zeus'un emrine istinaden Eko da bu hareketi yaptı. Evet. Ama yaptığı şeyin bir karşılığı oldu. Burada da bendeki yansımasında konu kendi iç sesimiz ve onun adaleti gibi düşünebiliriz. Biraz vicdan gibi düşünebiliriz ama bu ses neye göre çıkıyor? Ben de oradan düşündüm. O yüzden de şu kartı getirdim. Şöyle post-it. Post-it adam. Adam kadın artık çünkü şurada biraz da saç. Post-it insan. Post-it insan. İnsan post-it. İnsan olurmuş. Şimdi bu benim kitabımdan bir örnek. Hepimiz böyle içimizde böyle bir sürü şey yazan post-it bir duvarımız var. Ve bu post-itlere ne oluyor işte? Hayatta bir deneyim yaşıyoruz. Hop o post-it'e not alıyoruz o deneyimi. Sonra yapıştırıyoruz. Böyle tık 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 gidiyor ve bu post-itlerin çoğunda
aslında bize başkalarının söylediği, bizim de hızlıca peki ha böyleymiş dediğimiz çok farklı inançlar, sanrılar, varsayımlar var. Oradaki o kedinin papağana etkisi gibi. Ve biz ona göre bir vicdan muhasebesi yapabiliyoruz. Yani bildiğimiz üzerinden, bildiğimiz doğru yanlış üzerinden bir vicdan muhasebesi yapıyoruz. Ve o ses yankılandıkça bu post-itler daha da yapışıyor. Bize düşen ne biliyor musun? Şu post-iti çıkartıp şu altında ne yazıyor? Yani bizim gerçekten içimizde, özümüzde ne yazıyor? Biraz ona bakabilmek. Ama bulur bulmaz da böyle çok hızlı çıkartırsan zarar verebilirsin tahtaya. Yavaş yavaş çıkartacaksın. Adım adım çıkartacaksın. Kontrollü çıkartacaksın. En azından sende post-it olduğunu bilerek. Diğer rengi de getirdim özellikle. O niye var dersen. Çünkü bazen de senin kendini yani bu süreçten sonra çok iyi bildiğini düşündüğün şeyi de yazabiliyorsun. Ama hiçbir şeyin fikir olduğunu unutmayarak yazmaya ihtiyacın var. Çünkü fikirler de değişebilir. Yani tamam ben kendimi buldum ve buraya yazdım diyorsan bazı şeyleri bil ki değişme ihtimali olabilir. İç sesini ona göre dinle. Yani bu bir fikir, bu bir düşünce ve her an fikirler, düşünceler değişmeye açık yani olarak. Diyorsun ki o post-itleri duvara yapıştırıyorsun, post-itlerin post-it olduğunu bil. Çıkabilir, eklenebilir. Duvar kağıdı yapma yani onları diyorsun. Çünkü duvar kağıdını sonra sökmek belki duvar kağıdıymış gibi davranma yani. Bazen çok sıkı sıkıya şey yapıyoruz. Veya kendi muhakememizi yaparken çok ağır yargılayabiliyoruz. Ama şöyle, ama böyle. İşte kendime şöyle davrandım, davranmamalıydım. O sözü söylememeliydim. Bir de eko sürekli geliyor. Tekrar orada ediyorum. Konuşuyor. Dur bir dakika ya. Dur. Evet, davranışına bak. Ama belki başka sesler de var. Bir ona da izin ver. Bir de o ses neyi okuyor tahtada? O okuduğu sana mı ait? O okuduğu gerçekten okuduğu kadar tehlikeli bir şey mi, tehdit mi? Bunu bir anlamaya ihtiyaç var. Sanırım ben de zaten benzer düşünceler üzerinden Mysterio karakterini de buraya getirdim. Biraz paralel sana sanırım. Yani bu post-it'i duvara işte yapıştır, duvar kağıdı oradan yavaş sök bağlantısı gibi. Mysterio'da Örümcek Adam evreninde ilginç bir karakter. Sıradan bir insan aslında ve süper gücü yok. Ama çok iyi bir görsel efekt uzmanı. Ve o görsel efekt uzmanlığıyla istediği takdiri bir türlü göremiyor. Ve bakıyor ki aktörler hep kamera önünde ve hep onlar takdir görüyorlar. Biraz onlara özeniyor galiba ve herhalde onu işte o özeniyor ve oradaki o şaşalı hayata sıkı sıkıya böyle tutunuyor ve içindeki belki de eko sürekli onu istiyorum diye ve buradaki o kontrolsüz durum onun bu görsel efektleri bir kötü karakter olarak kullanmasına yol açıyor. Ne yapıyor? Mesela şehrin içinde o uzmanlık alanını kullanarak bir yangın yaratıyor. Devasa bir uzaylı getiriyor şehre. Yok öyle bir şey ama görsel efektlerle bunu yapmış gibi gösteriyor ve sonra gidip onu kurtarıyor. Ya daha doğrusu onu yeniyor. Sonra gidip onu yeniyor ve insanların gözüne sanki bir kahramanmış gibi davranıyor ve ondan da sonra besleniyor ve aslında bütün varlığını bu sahte bir şeyin üzerine oluşturmuş oluyor. Tıpkı senin aslında demin söylediğin gibi yani o bazı post-itlerdeki şeyler yanlış olabilir duvara yapıştırdığımız. Ama sonrasında tabii hakikat ortaya çıkıyor. Çünkü aslında onu yapmaya çalıştığı aslında hakikati örtmekti bir noktada. Eko'nun da yaptığı belki oydu. Biraz hakikati perdelemekti. Ve işte o gerçeği, hakikati perdelediğin zaman mutlaka bir yerden adalet senin işte o kafana, böyle papağana vurduğu gibi bir yerden vuruyor ki Mysterio da günün sonunda hem çizgi romanlarda hem filmde kötü bir sonla yeniliyor. O da kafasına vurmasın diye fanus mu takmış? Evet, o yüzden alıyor kafayı korumak için ama işte korumuyor. Yani geldiği zaman işte o gelen karşılık ondan maalesef korumamış onu. Süper. Şimdi tatlıları en sona bırakmak için sözü alacağım burada senden. Buyur. Ve hoparlöre geçeceğim. Gerçekten örtemiyorsun hakikati. Buradaki insan davranışından bahsedeceğim hakikat olarak. Çünkü şimdi bu hoparlörü herhangi bir yere bağladığında orada ne çalıyorsa değil mi? Bunu veriyor dışarıya. Hatta daha yüksek bile verebiliyor. Yani standart şeyin ne diyelim neye bağladıysan onun ses kalitesinden veya ses potansiyelinden daha yüksek verebiliyor. Biz de bazen bazı duygularımızı
efendime söyleyeyim, bazı içimizde konuşan şeyleri böyle sesini kısmaya çalışabiliyoruz. Ve o sesini kısmaya çalıştığımız halde de biz kıstığımız zaman duyulmayacağı gibi bir de öngörümüz oluşuyor. Halbuki davranışların, yani insanın davranışı içeride sende ne çalıyorsa onun sonucu olarak ortaya çıkacak. Yani bu hangi alete bağlanıyorsa, onu çalıyorsa, benim içimde hangi ses varsa o davranışıma yansıyacak. Dışarıda da o çalacak, o tekrar edecek, o ekolanacak. Benim buna bakmaya ihtiyacım var. Çünkü birine mesela soruyorsun, diyor ki yo ben hiç öfkeli biri değilimdir diyor. Halbuki sen onun tek tanıdığın hali öfkeli hali. Biri diyor ki olur mu ya ben çok düşünceli biriyimdir diyor. Halbuki senin onun tek bildiği hali bencil hali. Çünkü o içinde o kadar kısmış ki onun sesini. Fakat davranışına da yansıdığı için, yani böyle bir eksternal hoparlörü olduğu için herkes görebiliyor. Bana düşen içimdeki kendi sandığım halden değil, dışıma ne ses verdiğim, hangi davranışları yaptığım, onu gözlemlemek. Bendeki yansıması da başka bir bakış açısı da böyle oldu eko hikayesinin. İşte o söz vücut bulur var ya, zaten belki de o ne yani, o içindeki söz bir şekilde vücut buluyor dışarıda. Sen ne kadar kıssan da kısmasan da, çünkü dışarıdaki sesi kısabildiğimizi zannediyoruz ama dediğin gibi belki içerideki sesler kısılmıyor yani. Kıstığımızı sadece zannediyoruz onları. Hadi hocam gel tatlıya gel. Tatlıya bağlayalım. Konuyu tatlıya bağlayalım. Ama bu hikayenin bir de ikinci bölümü var demiştik yani, o Narsisos'a körü körüne aşık olup ona ulaşmak istemesi ve sonra o arzulayıp tutuştuğu hedef neyse onu reddettiği zaman da yok olmuştu, Eko mahvolmuştu. Ben de o yüzden çikolataları buraya getirdim. Çünkü bazen çikolatalar benim için de öyle oluyor. Yani çok severim. Çikolatayı bir yemeye başladığımda kendimi durduramıyorum bazen, kontrolümü kaybetmişçesine. Ve bu sonuçta neye yol açıyor bu aşırı istek ve arzu? Midem ağrıyor, işte midem bulanıyor, şekerim çok yükseliyor, böyle şey yapıyorum. Halbuki oradaki o istekleri de o arzuları da belki biraz daha dengelemek lazım. Dediğin gibi yani içeride, çünkü söz diyor ki bana çikolataya, 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 bitmek bilmeyen bir çikolataya arzusu. Ya işte o talep ettiğin şey neyse onu böyle yenilince sana zarar verecek bir şeye bağlamayacaksın. Ya da bağlıyorsan da eğer onu kontrollü ve dozunda yapmaya gayret edeceksin diye bunları getirdim buraya. Güzel. Nasıl yapalım sence, dozunda, dengede, neyse ne diyorsan ona? Ya onun da veya şöyle bir... Veya sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben de bu soruyu çok düşündüm. Yani çünkü gerçekten çikolata üzerinden gideyim. Gerçekten çok seviyorum çikolatayı ve yani bitmez, tükenmez bir çikolata isteği, ne yapalım diye. Onun da karşını biraz arayınca şöyle bir şeyle karşılaştım. Şöyle güzel bir söz var. Yani bir şeyi 10 yapıyorsan 9 yap. 9 yapıyorsan 8 yap. Adım adım, küçük küçük. Çünkü içimizdeki nefs köpek gibidir. Çok aç bırakırsan kudurur, sana saldırır. Ama çok da yedirirsen uyurur. Uyur. O yüzden azar azar dozunda var. Yani belki de önemli olan ilk başta böyle bir isteğin olduğunu fark etmek. Çünkü bundan zaten tokatı yiyorsun. Süper, ben buradan bir tokat yedim. Bunu nasıl düzeltebilirim? Adım adım azaltı azaltı. Onu daha normalize etmeye gayret ederek, ama bunu da basamaklı olarak yapmak. Ben böyle yapıyorum. Güzel. Ben de tam tersini söyleyeyim. Çünkü ikisi de uygulanabilir. Kişinin kendisinin en çok nerede fayda göreceğine bakması lazım. Ben de mesela azar azar uygulama diye bir şey yok. Ya kesmek zorundayım ya da tam şeyi dibine kadar ve bugüne kadar hayatımda neyi azar azar azaltmaya çalıştıysam olmadı. Hani burada doğru yanlış yok. Tamamen yapı meselesi. O yüzden ikisini de deneyebilirler. En azından bir şeyi kontrol altına almak istiyorlarsa. Harika. Tatlıya da bağlamış olduk böylece bir yandan. Evet. Eko'nun hikayesini. Hüzünlü gibi gözüken bir hikayeyi tatlıya bağladık böylece. Evet, son olarak ne demek istersin? Şöyle. Bu bölümde bir farklılık yapalım. Bu bölümü bir gönder gelsin. Soru ile bitirelim. Süper. İzleyenlerin de yorumunu alalım. Onların cevabını alalım. Sorumuz şu. İnsanın iç sesi her zaman doğruyu söyler mi? Tartışmaya bırakalım. Bakalım ne cevaplar gelecek. Soruya soruyla cevap verme hakkımız da var mı? Hadi alalım geldiyse. Hayır, hiç ben şimdi eve gidince giderim, yorumlara yazarım sonra. Düşünürüm biraz diyorum yani. Tamam. Ekstra soru sorabilirim sonradan sana. Tamamdır, anlaştık. Tamam, harika. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Bakalım ne cevaplar gelecek, ne sorular gelecek merak ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz size. Bağlarız abinin bir bölümünün daha da böylece sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bağlarız abi.